sıcağı sıcağına o anlara şahit oluyoruz. Bizde gördüğünüz gibi arkamızda bir kayık var ve çok sayıda mülteci. Sayalım hemen 2 4 6 tane mülteci birazdan karşıya yani Yunanistan'a geçiş yapacaklar. Burası Edirne'de bulunan Doyran köyü ve bu noktada canlı olarak görüntü ekranlarınıza getiriyoruz. Buradan az önce buraya ulaşan mülteciler şu an ee, Yunanistan sınırına doğru yola çıkmış durumdalar. Baktığımız zaman kendilerini üzerinden Afrika kökenli olduklarını görebiliyoruz ama çok sayıda diğer e, farklı uyruklardan e, mültecilerin bu noktada geçiş yaptıklarını bilebiliyoruz. Son rakam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanmıştı. Verilen rakamlara göre 76 binden fazla mülteci Yunanistan sınırına geçti. Sakin dakikalar diyebiliriz bulunduğumuz bu alanda. Çünkü şundan dolayı hava aydınlık ve karşıda şu an gösteremiyorum. Arka tarafta bir yerde kalıyor ağaçlardan dolayı. Gösteremiyoruz ama ee, bir gözetleme kulesi var. Bir başka ekip bu noktada e, gelmiş durumda. Bir başka ekip, bir başka mülteci ekibi, bir başka mülteci ekibi burada. Ve nereden geliyorsunuz siz? Benim geldiğim Somali'de gidiyorsunuz senden. Eee Somali'den geliyorsun. Şimdi Yunanistan'a geçmek istiyorsun. Evet evet. 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 Şimdi geçiş yapacaksınız. Şu kayıklama. Arkadaki Arka, kayıkta. Ne kadar bir ücret ödediniz hmm. geçiş yapmak için? Şimdi ba, 150 lira hepsi. He, 150. 150 100, iki, i̇ki kişi benim baba verdim 100, 300 lira verdim. Hmm. Benim gidiyoruz güzel de sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyorsun. Makul bir tutar mı diyorsun? Abi yani? abi tamam. Adım sana Türkçe benim dursun 4 sene. Türkiye vallahi güzel hayat güzel ama benim mesela benim istiyorum da Gudius memleket yok Gudius memleket ama Türkiye elhamdülillah yardım etti tayyib hepsi benim yardım etti elhamdülillah Allah şükür. Yani e, kapıların açık, açılmasından memnun musunuz? Memnun çok memnun abi çok memnun. Allah şükür şükür tayyib Erdoğan hepsi millet şükür Türkiye'de abi. Yani şu an Erdoğan'a teşekkürlerini iletiyorsunuz. Teşekkürler. Çok çok teşekkür. Çok çok teşekkür. Kaç kişilik bir ekibiniz var burada? Bu kadar mısınız? Allah şimdi çok adım da var. Hepsi benim Afrika'da 14 kişi gidiyoruz da. 14 kişi. Evet. 14 kişilik bir ekipten bahsediliyor. Kayık tekrar Türkiye sınırına yanaştı. Gördüğünüz gibi tekrar gelecek ve çok sefer yapılıyor burada ee, onu ifade edelim evet kayık motorunu durdurdu şu an mültecilerin yanına yanaşıyor ve o mültecileri de tekrardan Yunanistan sınırına bırakacak Karaya bıraktıktan sonra buraya gelecek burası tekrar söyleyelim Edirne'nin sıfır noktası sınırın sıfır noktası burası Doyran köyü ve bu Doyran köyünde çok sayıda mülteci karşıya geçebiliyor. Bu noktada tabii ki zaman zaman karşı taraftan da Yunanistan sınırından da e, biz uyarı anonsları duyuyoruz. E, uyarı ateşleri açılıyor ve hoparlörlerle e, buraya e, geçilmemesi konusunda Yunan askerleri e, bilgilendirme anonslarını geçiyorlar. Bir başka ekibin de aslında bu noktadan ayrılışını gösterip sizlere sözü tekrar size bırakmak istiyorum. Bir başka ekip bakalım kaç kişi binecekler ve Gidecekler mi onu merak ediyorum Şimdi tabii ki hepsi heyecanlı Hepsi heyecanlı hepsi bir an önce gitmek istediklerinden e, Bota kayıya bir an önce Binmek istiyorlar ve bu yüzden de e, Bakınız böyle hadiseler de Yaşanıyor bazı zamanlarda 2-4-5 kişi gitti e, Bir tur daha Yapılacak sanki çünkü burada Kalanlar oldu şimdi o e, Geçiş yapılacak Gördüğünüz gibi Mültecilerin üzerinden mutlu oldukları okunuyor. Gittikleri için bakalım. Karşıya geçebilecekler mi ya da geçtikten sonra herhangi bir müdahalede bulunulacak mı onlara? Evet, 5 kişi vardı. Sayı artacak galiba. Şu an işte Türkiye sınırında Edirne'de Edirne'de manzara bu şekilde. 7 kişi bindi sanıyoruz. 2 4 6 2 4 6 7 kişi oldular. Çantalarla, ayakkabısını almış bir mülteciyi görebiliyorsunuz. Düzensiz göçmenler yaklaşık iki gündür, üç gündür buradalar ve üç gündür bu noktada karşıya geçmeye çalışıyorlar. Onlara yerel halktan bazı balıkçıların destek verdiğini, bazı balıkçıların kayıklarıyla balık tutmayı bırakıp o e, göçmenleri karşıya geçirdiklerini görebiliyoruz. Bir başka, bir başka, bir başka. Mülteci grubu görüyorsunuz el sağlıyorlar şu an. Bakalım karşıya karaya ulaşabilecekler mi? Somali'den geldiklerini öğrenmiştik. 14 kişilik bir gruptu. 14 kişilik bir grup şu an geçiş yapıyorlar. Öte yandan Sabri Karagöz sağ tarafına dönebilecek misin? Eğer müsait olduğunda dönersen orada da bir başka görüntü var ki orada yine botlar karşıya geçiş yaptı ve o mültecileri o noktaya bıraktı. Gördüğünüz gibi bot tekrar el yordamıyla o motorlu değil o bot el yordamıyla tekrar geri dönüyor ve oradan yine varsa mülteciyi alacak tekrar Yunan sınırına getirecek. Gördüğünüz gibi şurayla noktalayalım yayınımızı. Bakınız burada Somalili mülteciler Yunanistan sınırını Aşıyorlar şu anda Meriç Nehri üzerindeler ve 7 kişi olarak şu an karşıya geçiyorlar. E şunu söyleyelim, Türkiye'nin birçok noktasından yola çıkmışlardı bu mülteciler ve aslında buraya geçenler ilk aşamayı tamamladılar diyebiliriz. Yani umut yolculuğunun ilk aşaması Yunanistan'a ulaştıktan sonra tamamlanmış oluyor ki ondan sonrası da aslında oldukça önemli çünkü Yunan sınırında, Yunan Karasında. Yunanistan polisi ve askerinin bazı mültecileri tekrar geri gönderdiklerini de biliyoruz. Az önce bir grup mülteci de geri gönderilmişti Yunan askerleri tarafından. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar olsun. Sözü tekrar size bırakalım.